günlerdeyim. Vancouver Üniversitesi'nin kayak pistine geldik. Tabii ki ben korkudan yine yapamadım. O yüzden böyle burada oturdum kenarda, kayanları izliyorum. Tabii üzülüyorum birazcık. Keşke bir şeyleri biraz öğrenseymişim. Cesaret edemedim. Biraz girdim aslında rink'e. Ama Türkiye'de de bir yere gitmiştim. Kenarda tutunma yerleri oluyor. Burada yok maalesef. Cesaret edemedim o yüzden. İsmail ve Taha kayıyorlar. Onlar keyfini çıkarıyor. Ben burada kenarda onları izliyorum. Biraz size de göstermiş olayım. Bir okulun hokey ekibinin rinkine geldik, pistine geldik. Onu göstereyim size şimdi. İsmail'den de küçük bir hareket alalım, bakalım ne yapıyor. Kayamıyorum deyince bana da şu kaymaya çalışan kızın aparatı var ya, onlardan verdiler. Yani 1.80 boyum var, dizime kadar geliyor, onunla nasıl kayabilirim? O kadar komik göründü ki hemen vazgeçtim yani. Gerçekten atletik olmamak çok zor bir şey. Özellikle böyle sporlarda. İsmail de böyle şeylerle çok ilgileniyor. Kenarda böyle veli gibi bekliyorum sürekli. Düşünsenize ben gelip burada kitap okuyormuşum. Tam weirdo. Arkada da iğrenç bir jeneratör sesi gibi bir ses var. Öğrenmem lazım ya bu şey işlerini. Biraz macera sporlarına girmem, ucundan da olsa girmem lazım. Çünkü İsmail'in en sevdiği şeyler bunlar. Bir türlü orta yolda buluşamıyoruz yani. Kahve de o kadar güzel çıktı ki şansıma. Dandirik bir okul kafeteryası ama çok güzel çıktı. Biraz kahvemi alayım da içeride gidelim, orada takılalım. Hadi biraz daha göstereyim size içeriye. Bize malzeme çıkar oradan. Duşan olur, bir şeyler olur. Hadi gidelim. Buradan İsmail'leri gözetliyorum kahve içerken. Tam bir. Ama şu anda göremiyorum neredeler diye. Ha, şu köşedeler, evet. Evet, geldiler şimdi, söylüyorlar. Şey diyormuşum, this could be us. Daha da yolda gelirken ben çok yorgunum, uykum var, belim ağrıyor, işte ne zamandır kaymıyorum falan diyordu. Bak nasıl kayıyor, pıtır pıtır. Açıldı hemen. Ben burada topunuzu keserim amca gibi değil miyim? Bakar mısın oturanları böyle şey, kayanları falan eleştiriyorum. Yavrum bir yerinizde bir şey olur çocuğum. Abimi aldım, içeriye geldim. İsmail buradan geçerken onu çekiyormuşum gibi falan yapıyorum. Cool takılıyorum sanki, hiç önemsemiyormuşum tek başına eğlenmesin gibi. Kahvemi alıp burada çok keyif yapıyormuşum gibi. Aslında içten içe kıskanıyorum, bak şimdi izleyince görecek. Madem ki geldik kayamıyoruz, ben de biraz kayanlara laf atayım bari. Ne yapayım? Oturayım buradan eleştireyim. Mesela şu kıza da tam olmamış bak. O da yarım yamalak duruyor.
Bak tam şu çocuklarlık işte. Onların boyunda görüyor musunuz şu mavililer? Onun boyundaki şeyi bana verdiler. Ben onunla nasıl kayabilirim? Evet, sahadan bir salto. Buna salto mu deniyordu? Ne deniyordu ya? Terminolojiye bile hakim değiliz. Evet. Yavrum yavaş. İsmail, this could be us. Bu biz olabilirdik. Ne yazık ki ben bilmiyorum. Evet, böyle macera sporlarında dahil olduğumuz vloglar olursa ben genelde böyle kenarda yorumcu olarak takılırım. Öyle görünüyor. Eğer bir cesaret bulup öğrenmeye çalışmazsam sizin için göz olurum burada. Ben kayamadım ama deneyimli olanlara soralım. Nasıl geçti? It was pretty fun. But it's a little scary when you get a little older and fatter. Now you're expecting you get scared of falling, but when you're younger you do it. Yeah. No fear, but it's fun though, right, Taha? Yeah. This was the first time I went ice skating in like 10 years. And in the beginning it was a little bit shaky. But towards the end, it was smooth, going in, out, and out. Yeah, he was like Alex Ovechkin. If you go like 2-3 times, you're gonna get used to it. Yeah. For sure.